Önemli olan neresi söyleyeceksin? Önemli olan bu salgın süresinden, bu verilen aradan sonraki ilk karşılaşmamıza, başlangıç karşılaşmamıza galibiyetle başlamaktı. Bunu da başardığımız için gerçekten mutluyuz. Lig üçüncüsü olduk. İkinci yarı lider olarak başlamıştık ama kaybetmiş olduğumuz maçlar ve puan kayıpları bizi maalesef dördüncülüğe kadar düşürmüştü. Tekrar üçüncülüğü yakaladık. İnşallah önümüzdeki haftalarda da artarak, puanlarımız artarak devam eder ve ligdeki sıralamamız en üst seviyede olur diye ümit ediyoruz, dua ediyoruz. İki takım da yoruldu. Onu da gördük sahada. Ama netice itibariyle bizim kazandığımız bir karşılaşma olması bizi mutlu ediyor. Yani evimize mutlu gidiyoruz. Kalan 7 hafta var başkanım. Kalan 7 hafta var. Biraz daha oyunumuzu yükseltmemiz gerekiyor. Ama hazırlık maçı yapmamamız da bunda etken olduğunu düşünüyorum. Bu maçtan sonra ivmemiz daha yukarıya doğru, daha yüksek grafikle, daha iyi futbollu olacağını düşünüyorum. Evet, gerçekten her iki takım da iyi futbol oynuyorlar ve ligde bulundukları yerleri hak ediyorlar. Biz de ilk yarı çok iyi futbol oynamıştık ve ligin zirvesindeydik. Ama ikinci yarıya bir takım sakatlıklar damgasını vurunca puan kayıplarımız söz konusu oldu. Dediğim gibi dördüncülüğe kadar düştük. Bugün yakalamış olduğumuz avantajla üçüncü sıradayız. İnşallah fikstürümüz de müsait. İyi olursak, bu karşılaşmadan biraz daha iyi mücadele edersek, iyi futbol oynarsak diğer maçlarımızı kazanıp lig liderliğini yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Yani pek alışamadım ben ama şu var, çok sayıda sakatlık oluyor. O manada futbolcuları korumak açısından iyi olduğunu görüyorum, onu hissediyorum. Ön sezilerim öyle söylüyor çünkü gerçekten çok sakatlık söz konusu. Tam olarak yani bütün futbolcular aynı seviyede değil, aynı çalışmayı yapmadılar. Dolayısıyla sakatlık söz konusu oluyor. O açıdan iyi olduğunu düşünüyorum. Sayın Başkanım, özellikle transferin gözdeleri Mert Hakan ve Emre Kılıçdaroğlu, Özkur yeni bir teklif yapacak herhalde. Evet, tabii ki yani biz kendileriyle konuştuk. Herhangi bir takıma imza atmadıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla biz de ligde bulunduğumuz durum ve bitireceğimiz yer itibariyle ona göre bir teklif yapacağız tabii kendilerine. Ama biraz da onlarla imza attığını iddia edilen takımlara bu soruyla sorun. Bakalım onlar ne diyecekler. Ben de onu merak ediyorum. Çok sessiz kalıyorsa bilmiyorum yani. Peki neden yayınlanıyor bu tür yayınlar? Onu da bilmiyorum.